Değerli arkadaşlar, 14 Aralık 2016'da bu kürsüden yeni bir fiili durumla Türkiye karşı karşıya kalacak. Tayyip Bey'in 3 Kasım 2019 seçimlerine Türksüz ve baştan aşağı yeni bir anayasa vaadiyle girdiğini göreceğiz dediğimde Genç Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarım, milletvekilleri bana kızmışlardı. Şimdi bütün saygılarımla soruyorum. Ne oldu da Sayın Bahçeli yeni anayasayı birdenbire ortaya attı? Neden 15 Temmuz darbe komisyonunu battal hale getirecek zamanlamada gündem değiştirildi? Beka sorununun sorumlusunun anayasanın olmadığını herkes bilmez mi? APO ile bu anayasanın görüşlülüğünden bir haber misiniz? 12 Eylül darbe anayasasının geçici 15. maddesine benzer bir af kanunu niteliğindeki bu anayasanın çıkması için AKP Genel Başkanı'ndan daha fazla mesai sarf ederek neden sabahlara kadar nezaret ediyorsunuz? AKP sözcüsü bu anayasa ile iki partili sisteme gidecek dedi. Yani MHP'nin tasfiye edileceğini AKP milletvekili söyledi. Neden buna sessizsiniz? Ve nihayet merhum Türkeş'in mirasçısı olarak mı yoksa bir federasyon anayasasının kurucusu olarak mı tarihe geçeceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasaya dayatmasının nedeni ise çok açık. Ortak menzile yürürken AKP içinde çok sayıda siyasi aktör FETÖ ile içli dışlı olmuştu. Bu kalkışmadan sonra artık bunlara güvenilemezdi. Ancak bunların bugün temizlenmeleri halinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın partinin boşalacağını biliyor. O halde yetkilerini artırarak kendisini güvence altına alacak ve işte o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin asıl temizlik başlayacak. Ve aynı zamanda hep aklında olan yeni bir cumhuriyetin kurucu başkanı olma idealini gerçekleştirmek olacak. İşte şimdi onu yaptırıyor. Bu anayasanın özeti budur. Değerli arkadaşlar, bunlar sadece sizin iç meseleniz olsa iyiydi, bu kadar uğraşmazdık. Ama bizi üzen asıl şey şu, Elbap'ta neler yaşanıyor, haberiniz var mı? Biz burada bunlarla meşgulken PKK kim bilir hangi, nerede pusu kurduğundan ilgileniyor musunuz? PYD'nin düzenli orduya dönüştürüldüğünden içinizde haberi olan var mı? Zamlar aldı başını gidiyor, vatandaş pahalılıktan eziliyor. Ege bir Yunan gölü haline geldi. Kıbrıs'ta garantörlük hakkımızı Cenevre kasalarına kilitlediler. Ülke bir yangın yerine dönüştü. Siz bu anayasayla gelip yangına benzin döküyorsunuz. Üzüntüm şudur. Yıkılırken yıkacaksınız. Üstelik bu işler olurken meclisin itibarını yok edecek maddeyi de araya sıkıştırmışsınız. Daha bana göre milletvekilinin 600'e çıkarılması ahlaksız bir rüşvettir. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz siyasi yaratımız şeytani masalarda tartışılıyor. Meclis işte asıl böyle vasatta tarihine yakışır bir kuvvet ve Türk milletinin umut ve güven kapısı olmalıdır. Yapmayın. Bu meclisin kapısına kilit vurmayın. Biz elinde sonunda bu işi hallederiz. Ne yapsanız geri çeviririz. Biz Türk milleti 7 düvelin zalimleri bizi toprağa gömdüklerini zannederlerken aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi küllerimizden yeniden doğarız. Gelin Allah'tan ve milletten başka kimseden korkmayın. Gelin ezilmeyin. Bu taslağa sığınarak Cumhurbaşkanı olunmaz, zalim olunur. Milletvekili olunmaz, kapı kulu olunur. Bakan olunmaz, iş takipçisi olunur.